Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, hastanede yoğun bakımda entübe olarak tedavi görüyordu. İlaçlara tepki vermediği için durumu daha da ağırlaşan Sıla Bebek, bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Sıla Bebek'le ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 30 gündür çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Sıla Yeniçeri kızımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır denildi. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürcün, olayın ardından baro olarak süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek ihmali olanların yargı önüne çıkartılacağını vurguladı. Maalesef Sıla bebeğimiz melek oldu. Çok üzgünüz. Öncelikle tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 30 günlük tedavi süreci boyunca bebeğimizin sağlık durumu hakkında sürekli bilgilendirildik. Bu konuda emek gösteren başta başhekimlik olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 30 günün sonunda ne yazık ki süreç istemediğimiz noktaya evrildi. Tedaviye cevap vermeyen bebeğimiz bugün yaşamını kaybetti. Bu nedenle çok üzgünüz. Ama şunu biliyoruz, bebeğimizin hukukunuz korunmasıyla ilgili Tekirdağ Barosu olarak bizler elimizden gelen tüm katkıyı ve mücadeleyi yargısal süreçlerde sürdürmeye kararlıyız. Olayın olduğu ilk günden bugüne zaten dosyayı titizlikle takip ediyoruz. Gizlilik kararına rağmen soruşturmayı hayal getirecek bir durum olmadan gerekli bilgileri basınımızda ve kamuoyuyla paylaşmaya gayret ettik. Bu sayede etkin bir soruşturmanın yürütüldüğü ve sağlık durumu hakkında da kamuoyu bilgilendirilmiş oldu. İnanıyorum ki bu olay neticesinde yapılacak yargılama sonrasında şüphelilerin en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Adaletimize güveniyoruz, yargımıza güveniyoruz. Ancak bunların tekrarlanmamasıyla ilgili olarak da tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, barolarımızın ve kamu kurumlarımızın bir arada mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Takdir edersiniz ki son zamanlarda ülkemizde çocuğa ve kadına dönük artan şiddetin sonlandırılması için toplumsal bir mücadele gerekiyor. Bu mücadeleyi de hep beraber yapmalıyız. Sıla bebeğimiz özelinde de ne yazık ki kaybımızdan ötürü çok üzgünüz. Ancak dediğim gibi hukukunu savunma noktasında da kararlıyız. Bu kararlılığımızla da davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Tüm Tekirdağ ve Türkiye kamuoyunun